Bir önceki bölümümüzde izlediyseniz görmüşsünüzdür. Evrenin genel oluşumu ve bugünkü anlayışımız, fizikteki bugünkü anlayışımıza nasıl geldik bunları konuştuk. Ama tabii bunların hiçbirisi tarihi yapıya bakmadan anlaşılmaz. Dolayısıyla bu epizodumuzda tarihsel gelişim, fiziğe bakışımızda nasıl oluştu onları konuşacağız. Sevgili Alpar Sevgen'le birlikte. Alpar Bey, ben ki tarihe bu kadar meraklı bir insanım. Gerçekten de bakınca ilk episodumuzda söylediğimiz gibi insanlık aslında ilk andan itibaren bu soruları sormuş. Ama tarihin belli noktalarında sanki bu sorguyu daha da ağırlıklı bir şekilde yapmış. Çünkü bilimle birleştirmiş. Dolayısıyla ilk galiba durağımız antik Yunan. Evet. Tabii bize de yakın ayrıca. Yani coğrafya olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir tarihsel gezinti yapacağız ufak ama baktığımız yer esas olarak kainata bakıştaki, evrene bakıştaki anlayışımız. Yoksa bazı düşünürler var, pek çok konuda yazmışlar. Onlar dünya kadar değişik konular ve değişik derinlikler. Biz sadece evren hakkındaki düşünceleri şey yapacağız. Evvela şunu söyleyeyim. 1 trilyon galaksi falan diye habire konuştuk. 1915'lere kadar, ki düşünün relativite biliniyor. Kuantum teorisi hakkında da epi bir fikir oluşmuş. Hala kainatta tek galaksi olduğu, bizim galaksi olduğu düşünülüyordu. Yani düşünün... Yani 100 sene öncesinde... 100 sene öncesine kadar tek galaksi olduğu düşünülüyordu. Ne kadar gözlem imkanlarımız arttı. Yani muazzam arttı. Ki eminim bu bile çok az. Değil mi? Yani bilmediğimiz o kadar çok şey var. Şimdi şeye gelelim. Aristo herhalde bu düşünceyi en kuvvetle söyleyen ve dediğini dinleten bir adam. Ki çok yönlü o da. Yani fetüsleri açıyor, bitkileri inceliyor, yıldızlara bakıyor değil mi? Yani evet. Bilime büyük bir... Evet. Şimdi bunların hakkında, her birinin hakkında çok şey söylenebilir. Ben sadece evrene bakışlarını alacağım. Bu Aristo ve çevresinin görüşü şöyle. Dünyamız merkez. Her şey bizim etrafımızda dönüyor. Dönen cisimler mükemmel küreler ve onların ötesinde de tanrıların yeri. Yunanistan'da, yani Yunan dininde çok tanrı var. Hatta insanlar, çok tanrılığın bir avantajı, insan beğendiği tanrıyı seçiyor. O tanrılar da bize çok benziyor ne hikmetse. Evet, evet. Bütün çünkü hırslarıyla, hikaye, işte evet. Kıskançlıklarıyla, kötülükleriyle, iyilikleriyle. Evet. Çünkü o tanrıları kim yarattı? Yazarlarıyla, çizerleriyle, kendileri din adamlarıyla. Bu dünya görüşü hakim oldu. Yani her şey... Ve mesela bakın güneş, bütün dillerde bu var. Güneş doğdu diyoruz, güneş battı diyoruz. Halbuki doğan veya batan bir güneş yok. Dünya dönüyor. Yani dünya döndü, oraya geldi, buraya geldi demiyoruz. Yani hala dilimize bu hakim. Geosentrik bakış açısı. Geosentrik, evet. Bu sırada Aristarkus diye bir adam çıkıyor. Diyor ki hayır. Dünya güneşin etrafında dönüyor diyor. Fakat tabii bunları ispatlamanız lazım. Bunlar söz. Anlatabiliyor muyum? Diğer taraftan şuna bakın. Dünyanın döndüğünü pek hissetmiyorsunuz. Yani dünyanın üstünde oturuyorsunuz rahatça. Değil mi? Öyle bir savruldunuz falan. Uzanıp yatın. Öyle kalıyorsunuz. Dolayısıyla dünyanın durduğu ve işte güneş öyle batıyor, gidiyor falan. Yani insana çok normal gelen bir his bu. Apollo atları üstünde taşıyor güneşi ya da Ra öbür tarafta. Evet. Çok evet. Güzel bir evet. Mantıklı bir hikaye evet. Olabilir. Bu arada
yine İsa'dan önce, yani milattan önce Hiparkus var. Hiparkus'un üzerinde durmak istiyorum biraz. Hiparkus İznikli bir adam. Ve ilk defa, o zaman teleskop falan yok, İlk defa gözle bakarak yıldız kataloğu düzenliyor. Ve yıldızları da gönderdikleri ışığın şiddetine göre, bunlar gözle yapılan şeyler, klasifiye ediyor. Hiparkus'un pek çok başka katkısı da var. Fakat Hiparkus gelmiş geçmiş en büyük astronom olarak veyahut astronomlardan biri olarak biliniyor. Ve İznikli. Ben, şayet dinlerlerse, İznik halkından ve İznik Belediyesi'nden ricam Hiparkus'un küçük bir büstünü oraya, İznik'e koymak, tanıtmak. Bu dünyanın yaşamış en büyük astronomunu hatırlamamız lazım. Onlar da bizim insanımız. Bu toprakların insanı. Onlar bizden, onlar bizden değil demememiz lazım. Onlar bizim insanlarımız. Hiparkus'a bakınca gerçekten ben de mesela bugün biraz araştırma yaptım. Dediğiniz gibi ilk yıldız kataloğu, ondan sonra equinoxların precision'ı, trigonometrinin bulucularından bir tanesi olarak gösteriliyor. Ki çok önemli, onsuz hesap yapamazsınız trigonometri. Hiparkus çok önemli. Şimdi Aristo... Pardon, şunu bir parantez açabilir miyim? Çünkü ben felsefeye meraklı olduğum için şu aklıma geldi. Biliyorsunuz ilk Aristo ile başladınız. Aristo'nun hocası Eflatun, Plato ya da. Platon'un akademisinin girişinde bir yazı varmış. O da geometri bilmeyenler giremez. Şimdi yani geometriye felsefe ne alakası var diyebilirsiniz ama hepsi birbirine bağlı. Çünkü ilk başta da söylediğimiz gibi bu eski insanlar, yani bir bütüncül bakışları var. Hatalı, yanlış vesaire. Ama sonuçta o temel hep bizim konuştuğumuz soruları soruyorlar. Dolayısıyla yani geometriyle aslında genel bir matematiksel bakışı getiriyor. Aynı zamanda hani her şeyi sorgulayarak felsefeyi oraya sokuyor. Dolayısıyla bu Hiparkus da bir taraftan o yıldızları gözlemliyor, o yıldız haritasını yapıyor ama aslında insanlığa dair en temel soruları soruyor. Evet. O yüzden de hepsi ve çok... onlara kısmi cevaplar buluyor. Hiparkus'un adına uzay uydusu atıldı. Yani çok büyük bir isim. Ve bugün biliyor musunuz hala bu yıldızların ışıklarına göre sıralandırılması Hiparkus'a olan saygıdan dolayı, tabii şimdi modern matematik kullanılıyor ama aynen Hiparkus'un stilinde, şimdi logaritma kullanılıyor fakat mesela Hiparkus'ta hafifse ışığı daha yüksek numarada, kuvvetliyse ışığı daha düşük numarada, bu ona terslik hala muhafaza ediliyor. Ona saygıdan. Ona saygıdan. İşte ve yani düşünün, biz bilmiyoruz ya da o saygı düşünün, duymuyoruz. Bir önceki episodda konuştuk. 1998'de o büyük buluş, kara enerji, dark enerji bulan buluş, yani kainatın ivmelenerek açılışı, onun analizi de aynen Hiparkus fikirleri devam ettiriliyor. Yani gerçekten ülkemizin Hiparkus'a bir bizim evladımız olduğunu düşünsek ve anlatsak bence çok iyi olur. Çünkü bu toprakların insanı. Arkadan geliyorum Ptolemy'ye. Evet, o bu, en bilinen herhalde. Evet. Neredeyse 450 sene sonra falan şeyden, Aristo'dan. Şimdi işte, planetler, gezegenler Güneş'in etrafında dönüyorlar. Ve daha uzak gezegen daha yavaş dönüyor. Hızı daha yavaş. Dolayısıyla buradaki gezegen onu geçiyor. Şimdi o zaman baktığınız zaman bu dış gezegenlerde tuhaf hareketler var. İngilizce retrograde diyorlar, yani geriye gidiş. Aslında geriye falan gitmiyor, yani içerideki planet onu geçiyor.
Ya şimdi çok sulandırdım söyleyeceksiniz ama bu biz astronomiden bahsediyoruz ama astrolojide hani Merkür gerileyince hepimiz mahvoluyoruz ya, öyle şeyler var. Yani bütün hayatta erkek arkadaşından ayrılanlar, kavga edenler, işte bir şeyleri kıranlar, bilgisayarı bozulanlar falan, Merkür retrograde'i var. O yüzden mahvolduk diyorlar ya. Bu o değil tabii ki. İnsanların zaaflarını daima kullanan uyanıklar çıkar diyor. Şimdi Ptolemy bunu artık iyice anlaşılıyor ki Aristo modeli tam yeterli değil. Bunun üzerine şöyle bir model geliştiriyor Ptolemy. Dünyanın etrafında dönen gezegenin kendisi değil, gezegenin üzerinde döndüğü çemberin merkezi. Yani bir bisiklet çemberi düşünün. O bizim etrafımızda dönüyor. Çemberin aksı. Gezegen ise o bisikletin tekerinin aksı etrafında dönüyor. Bu tabii retrograd hareketleri, yani gerileyen hareketleri açıklıyor az çok. Ve bundan bir takvim de yapılıyor. Dolayısıyla ve çok zor, yani onun hesapları kolay değil. Kaç yüz yıl boyunca buna inanılıyor değil mi? Yani bunun doğruluğu. 1500 sene. Neredeyse evet. 1600 şeyler. Galile. Evet. Yani Aristo, Ptolemy arasında da bir 500 sene var. Yani ortalama 1500 seneye yakın bu model tuttu. Enteresan bir şey. Bu Aristo Ptolemy modelini Katolik teolojisinin benimsemesi. Ve bunu bir temel görüş olarak aldılar. Olan zavallı Hipatya'ya oldu. Evet. Şeyde İskenderiye'de bir matematikçinin kızı, bir kadın ve astronomik gözlemler de yapıyor. Ve Ptolemy'nin tablolarında bazı hatalar görüyor. Ya bunun güneş merkezli değil de dünya merkezli bakışta anomalileri belli ki sezmiş ki. Yani da, tabii kimsenin yani, işine gelmiyor tabii. Evet. Ve belki başka sebepler de olabilir ama bunun önemli bir sebep olduğu düşünülüyor. Yani çünkü bu tür düşünceler kilisenin otoritesini sarsıyor. Kiliseye karşı gelmiş oluyorsunuz. Kilise de Ptolemy'yi kabul etmiş durumda. Ve çok maalesef vahşice katlediliyor. Hipatya'nın veyahut Hypatia nasıl, bir Yunanca söylemek var, bir Amerikan vari söylemek var. Biz ne diyelim? Hipatya. Hipatya'nın öldürülmesiyle İskenderiye'nin bilim geleneğinin de sona erdiği düşünülüyor. Çünkü tamamen bilim dışı bir bağnazlıkla bu oradaki baş rahibe bağlı milislerin feci şekilde Hipatya'yı öldürmesi. Hatta bir tarihçi demiş ki Hipatya'nın katli ya da onun yok edilişi antik çağın bitişiyle eşdeğer. Yani orada antik çağ sonlandı gibi bir... Yani onu bilmiyorum fakat ilk defa Hristiyanlık yönetiminin ne kadar sert ve gaddar olabileceği, söylemlerinin tam tersine işler yapabileceği, değil mi? Gayet masumane çıkan bir hareketin ne kadar sertleşebileceği ortaya çıktı. Ve tabii bu ileride tekrarlanacak. Giordano Bruno'nun yakılması, Galile'nin başına gelenler. Yani... Roma'da heykeli vardır Bruno'nun mesela. Evet, evet. Yani Enkizisyon mahkemelerinin zaten evet. Kendinden olmayan işte cadı olarak yüzlerce evet. Kadını yapması, yok etmesi evet. Ve bilim insanları. Ve Kopernik'in kitabını yazmaktan korkması, kitabının ancak ölüm döşeğinde çıkması. Kendisi artık farkında mıydı, değil miydi? Yani son demlerindeyken. Yunan çağını geçiyoruz.
Derken tabii İslam başlıyor. İslam'ın bir muhteşem bir dönemi var. Bu takriben 300 seneye yakın sürüyor. 800 ile 1100 seneleri arasında Abbasilerin devri, Bağdat, Harun Reşit meşhur yönetici. Binbir Gece masallarına ilham vermiş halini, evet, Harun Reşit'ten, evet, bahsediyoruz. Ve o zamanın Bağdat'ı için anlatılan hiçbir dinin veya mezhebin diğerlerini ezmediği, hepsinin barış içinde yaşadığı ve insanların hangi dinden ve hangi mezhepten olursa olsun liyakatiyle yükselebildiği öyle bir dönem. Ve yani hem bilimde, hem sanatta, hem çeviri, yani gerçekten de ben bir tarih öğrencisi olarak diyeyim, yani İslam'ın altın çağı diyebiliriz ona. Evet. Orada var. Şimdi mesela tercüme büroları kurmuşlar, enstitüler. Bunlar eski Yunan bütün eserlerini çevirmişler. Çevirdikleri eserleri daha gençler okumuş, üzerine çalışmışlar, geliştirmişler. Mesela bugün binlerce yıldızın ismi esasında Arapça ve o devirden verilme. Aldebaran mesela. Aldebaran, Betelgeuse da oradan. Biz bunları hep Amerikan, İngiliz vari oradan öğreniyoruz. Halbuki esas şeyleri Bağdat civarından geliyor. Çok güzel bir devresi. Hem bu eski klasik dönem, antik kültürü tercüme ederek farkına varıyorlar. Hem o muhafaza ediliyor ve geliştirilerek aslında ileride tekrar Avrupa'ya naklediliyor. Yani bir yerde o inkübatörü olmuş, o koruyucusu ve geliştiricisi olmuş antik kültürün. Yani Rönesans'ın olmayacağı aşikar o açıdan bakacaksak. Çünkü Rönesans, yani kelime olarak bakalım, yeniden doğma. Ne yeniden doğuyor? Greco-Roman düşünce. O bilimler, o felsefeler, o veriler çevrilmeseydi kurtarılmayacaktı. O karanlık çağ denilen hastalıkların, işte savaşların, yokluğun hüküm sürdüğü bir Avrupa coğrafyasında. Hem bahsettiğiniz Bağdat, hem Güney İspanya'daki o Endülüs civarında olan, çünkü oradan da oraya gidiyor. Orada da çeviri, evet, ve bunu sorgulama var. Samarkand bölgesinde, bugün Özbekistan bölgesinde, Harizm bölgesinde var. Ve yani aletlerden tutun, hani işte evreni izlemek için. Yani mesela özellikle inanılmaz... Bu, ben bir kitap okumuştum, bu bilimde Arapların altın çağı diye. Yani fiziksel olarak bile inanılmaz observatuvarlar inşa etmişler. Göstermek ister misiniz kitabı? Belki de evet, göstermek çok fazla... Yani kapağını hiç olmazsa. Kapağını... Olur. Kapağını şöyle göstereyim. Ya bu bir aslında çok eğlenceli bir kitap. Çok... şey değil, ağır değil, genel bir bilgi veriyor. Bana şu çok güzel geldi. İçindeki resimler, mesela şu 762 senesindeki Bağdat planı. Neredeyse Harun Reşit zamanı işte. Biraz işte, daha sonra Harun, evet, Reşit. Kim basmış bu kitabı? Türkiye'de Yapı Kredi'den çıktı. Şimdi her güzel şeyin bir sonu oluyor. Maalesef o devri, İslam'ın bu bilimdeki çok başarılı giden devri bitiyor. Burada iki faktör var. Bir tanesi tabii Moğolların, Hülagü Han'ın oralara gelmesi ve işte bütün her yeri yakması, yıkması, kütüphaneleri imha etmesi, böyle bir şey.
Fakat bir de düşünce bazında taşlarından piramitler yapıldığı söyleniyor. Onu bilmiyorum ama Bağdat'ı imha etti. Bütün kütüphaneleriyle, bütün o bilimsel zenginliği yerle bir ettiği o açık. Fakat bir başka faktör var. Bu da bir düşünce tarzı. O da İmam Gazali. İmam Gazali çok tanınmış bir isim ve çok İslam dünyasında çok etkili olmuş olan bir isim. Ben sadece ve çok değişik konularda çok yazmış bir isim. Bunun devrinin büyük devleti, büyük Selçuklular ve onların çok tanınmış sadrazamı Nizamülmülk. Evet, o da müthiş. Evet. O da bilime çok ehemmiyet veren aslında. İşte Nizamiye kolejlerinin kuruyor ki o zamanın üniversiteleri oluyor. Hatta Avrupa'daki üniversitelerin aslında ilk tohumlarının orada atıldığı sanırım. Olabilir. Yani Nizamiye kolejleri hem de epey uzun süre devam etti. Fakat düşünce tarzında da Gazali'nin düşünce tarzı orada hakim oldu. Şimdi Gazali'nin dediğim gibi bu konuya fizik ve evren açısından bakıyoruz. Gazali çok geniş konularda yazan birisi. Yani sadece bu dar açıdan bakacağım. Şimdi bakın, burada çeşitli kitaplarını getirdim Gazali'nin. Bu kitapların hepsinde benzer şeyleri söylüyor. Bu filozofların tutarsızlığı diye bir kitap. İngilizcesi de var, Türkçesi. Aynı şeyler. Bu Türkçe çevirisi. Bu Türkçe çevirisi. İngilizcesinde de aynı cümleler var. Sebep ile sebepli arasında var olduğuna inanılan ilişki bize göre zorunlu değildir. Bu ne demek oluyor? Şimdi bu fiziğin çok önemli bir can damarına basıyor burada. O da şu. Şimdi fizik şöyle yapılıyor. Fizik yapmak için şu soruyu soruyorsunuz. Bunu yaparsam ne olur? Bunu yaparsam ne olur? Mesela bu kalemi bırakırsam düşüyor. Ha, demek ki düşüyor. Ondan sonra uğraşın bakalım. Ne kadar zamanda düşüyor, nasıl düşüyor falan filan. Yer çekimi. Tamam, sonunda yer çekimini buluyorsunuz. Ama bir şey yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da ayın hareketlerine bakıyorsunuz. Dünyanın hareketi. Yani bir şeye bakıyorsunuz. Sebep sonuç. Sebep sonuç. Yani şöyle bir şeyi başlatırsam, mesela CERN'de ne yapıyoruz? Protonları çarpıştırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bakalım ne oldu diyoruz. Bu protonları yüksek enerjide çarpıştırırsak ne oldu? Hadi bakalım gözlemleyelim. Oradan bir mana çıkartalım falan. Ya, Avrupa Birliği buna fon olarak inanılmaz bir fon ayırıyor değil mi? Evet. NASA'da öbür tarafta yani boş boş evet. Yapmıyorlar bunu. Şimdi siz sebep sonuç ilişkisi bize göre şart değildir dediğiniz zaman, yani ne demek istiyorsunuz? Araya bir başka güç girer, gidişatı değiştirir. Zaten bunu uzun uzun anlatıyor bunları. Bütün kitaplarında da var, hepsini getirdim. Yani bu konuya odaklanmak istiyorum, bu fizik konusuna. Ve bunu şu açıdan da zararlı görüyor. Yani gerek riyaziye, yani matematik eğitimini, gerek tabi bilimlerde. Buradaki düşünce tarzı daha geliştirilirse, insanlar her şeyde sebepten sonuca gitmeye çalışırsa, o zaman harici müdahaleleri kabul etmemeye başlar ve bu dinen çok sakıncalıdır diyor. Hiçbir şey sorgulamamaya doğru yani, gidiliyor. Fizik düşüncesiyle tamamen ters bu. Yani fizik ne diyor? Şunu yaparsam ne olur? Siz burada bağlantı yok, bağlantıya bakma dediğiniz anda ne oldu? Fizik ortadan kalktı. Fizik ortadan kalktı. Zaten Gazali de bu felsefenin içinde tabii natural philosophy denilen, yani matematik ve tabi bilimlerin felsefe içinde yer almasına da doğru bulmuyor. Yani burası daha başka şeylerle uğraşmalı. Dolayısıyla tabi bilimlere bakışında
Gazali bunu önemsemiyor. Yani bir faydalı birkaç şey bulunabilir ama bunu büyütmemek lazım ve düşünce tarzınızı buna oryante etmeyin. Başka mühim şeyler var, onları düşünün. Şeysi bu. Şimdi bunu yaptığınız anda bilimi, yani fizik bilimini, fen bilimini durdurdunuz demektir. Yani sebepten sonuca gitmeyi düşünmemeye başladığınızda işte başka şeyleri düşün, işte kutsallıkları düşün falan filan. Yani tamam, bunları düşün de o zaman bu iş yürümüyor. Bilim olmuyor. Bilim olmuyor. Ve Gazali kalemi kuvvetli, lisanı kuvvetli bir birisi. Çok etkiliyor. En başta Nizamül Mülk'ü etkiliyor. Nizamül Mülk bunu baş tacı ediyor. Ve Nizamiye Kolejlerinin eğitimi bu Gazali'nin öğretisiyle şekilleniyor. Ve bu çok uzun sürede devam ediyor. Bu Osmanlı dönemine de geliyor. Yani çeşitli padişahlar Gazali mi yoksa başka düşünceler mi diye toplantılar düzenliyorlar. Her seferinde Gazali ağır basıyor. Yani çok ya 11. etkilenmiş. 11. yüzyıldan itibaren Gazali'nin aslında bakış açısı bilim değil, daha çok böyle bir idealist, teolojik bir sistemi evet. Yani, yaratmış oluyor. Tabii. Yani teoloji, diğer dünyaya, öbür dünyaya hazırlık, öbür dünyayı düşünme, bu şekilde gidiyor. Yani Gazali'nin tesiri kendisinden sonraki Selçukları ve yani Selçukların diğer nesillerini ve Osmanlı'yı çok etkiledi. Dolayısıyla bu ama bir ortamın da varlığını da kabul etmek lazım. Yani ne bileyim, bilim yapın falan deseydi acaba bilim yapılabilir miydi? Onu da bilmiyorum. Yani belki ortam o kadar müsait değildi. Bu fikir yeşerdi. Anlatabiliyor muyum? Ona da bakmak lazım. Yani sosyolojisine de bakmak lazım. Ne oldu da bu söylem bu kadar tuttu? Ama şunu yani tarihi okuyunca çok net görebiliyoruz. Batı sadece endüstriyel devrim ya da ondan önceki Rönesans'la birdenbire bu kadar öne geçmedi. Hani bilim konusunda, teknoloji konusunda. Koşullara bakacak olursak, ekonomik olarak ve tarihi olarak aslında bu bahsettiğimiz 800 ila 1100'lü yıllar arasında müthiş bir, sizin de söylediğiniz gibi eğitimde, bilimde bir öne çıkış var. Sonra evet, istilalar, savaşlar, hastalıklar, bir kötü bir dönem var. Ama ondan sonra ya Osmanlı'nın ve İslam dünyasının bir bakış açısı, Gazali'nin belki de ekolünden devam etmesi, çok net bir şekilde İslam dünyasını bilimde bir şekilde durduruyor. Teknolojide de durduruyor. O zaman şunu söylersek haksızlık etmiş olur muyuz? Sonuç itibariyle 800'den 1100'e bir müthiş bir atılım var İslam dünyasında. Ve gerçekten de beşeri bilimler olsun, fizik olsun, matematik olsun, gerçekten de o eski Yunan geleneği hem koruma hem de üstüne bir şey ekleme var. Ama ondan sonra Moğol istilası olsun, Gazali'nin genel düşüncesinin hegemonyası olsun, pek çok nedenden dolayı bir gerileme dönemine geliyoruz. Dolayısıyla Rönesans'a ve ondan sonraki endüstriyel devrime geldiğimizde Avrupa 10-0 önde gibi bir şey. Çünkü teknoloji konusunda çok hızlı bir ilerleme kaydediyor. Bilim konusunda yatırım yapıyor ve bilime yatırım yaptığı için müthiş, işte hani savaşlarda çok daha fazla bir ön planda diyelim, çok daha ileride. Bunun da bir nedeni var, sadece ekonomik değil, bir felsefe bakış açısı. Şunu da söyleyeyim, bu 800 ile 1100 arasındaki olan o süratli gelişim, dediğim gibi ortam çok önemli.
Yani bunu İslam diye bakmamak lazım. Coğrafya, sosyoloji. Şöyle, ortamın müsait olması. Mesela liyakate değer verilmesi. Bunun mesela etnik kökeninize veya mezhebinize değil, liyakatenize önem verilmesi. Bu çok önemli. Yani bu şeyi kırdığınız anda ortalık ve düşüncenin az çok serbest olması. Yani tam orada yaşamak, tam nedir şartlar bilmiyorum. Yani eminim bugün gitsek epey kısıt orada da görürüz ama. Diğer ülkelerle ve imparatorluklarla kıyaslanınca. Evet. Yani bugün de mesela Chicago Üniversitesi rektörüne soruyorlar. 90 tane Nobel çıkartmış bir üniversite. Ne var sizin üniversitede de bu kadar oluyor? O da diyor ki ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü ve korkmamak. Anlatabiliyor muyum? Korkmamak. Yani bir politikacıdan, bir endüstriyel güçlülerden korkmamak. Patrondan korkmamak. Yani fikrini söyleyebilmek. Az çok yani demek ki gelişimin havası hangi oradaki kişilerin tam olarak hangi dinden, hangi mezhepten olduğu değil. Bu hava çok önemli. Yani serbestçe çalışabiliyorsunuz, serbestçe fikrinizi söyleyebiliyorsunuz. Liyakata dayalı bir yükselmenin içindesiniz. Daha iyiseniz daha büyük mevkiye gelebiliyorsunuz. Üniversitede olsun, belki işte olsun. Yani böyle bir hava. Bu hava bence çok önemli. Dolayısıyla bunun yani ben şöyle görüyorum. Bugün için de bu geçerli. Yani İslam'dı, Hristiyanlı'dan ziyade böyle bir ortamın sağlandığı ortamlarda, zamanlarda insanoğlu başarılı bir şekilde yaratıcılığını ortaya koyuyor. Yok siz bunu sıkarsanız o zaman bunlar tamam bir sürü evet efendim adamla etrafta oluyor ama belki sizi de mutlu ederler ama cemiyet olarak pek bir ileri gidilmiyor. Tekme sonraları bunu gösterdi. Yani bu yaratıcılığı kaybettiği zaman o toplum güzel günlerine kavuşamadı. Evet. Bir sonraki bölümde zaten birazcık Osmanlı'ya geleceğiz. Evet. Ama bu anlamda tarihten belli figürleri ön plana çıkartarak evrende aslında evrene bakışın nasıl değiştiğini ve aslında bugüne nasıl geldiğimizi çok güzel bir şekilde gösterdiniz.